Bu dünyanın yok, yok. Evet, geldik. Neredeyiz? İhtisas komisyonlarındayız. İl Özel İdaresi'nin ikinci videosuyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar, ihtisas komisyonlarında, e, ihtisas komisyonlarını hatırlıyorsan, belediye kanununda da belediyeyi anlatırken de anlattım, Büyükşehir Belediyesi'ni anlatırken de anlattım. E, ve İl özel dersini anlatırken de anlatıyorum şimdi. İhtisas komisyonları il genel meclisinin bir yıl görev yapmak üzere en az 3, en az 3, en fazla 5 kişiden oluşan aynı belediye ile aynı arkadaşlar bu sayı. Belediye ile aynı. 5 kişiden oluşan ihtisas, komisyonları kurulur. Plan ve bütçe, imar bayındırlık komisyonu en çok 7 kişiden meydana gelmektedir. 7 kişi önemlidir. Şimdi devam ediyorum. Burada zorunlu kurulması gerekenler var arkadaşlar. Hangisi? Eğitim, Kültür, Sosyal Hizmetler Komisyonu, İmar, Bayındırlık, Çevre Sağlık, Plan ve Bütçe kurulması zorunludur. Dikkat edersen belediyede, belediyede plan ve bütçe, imar ve bayındırlık komisyonlarının kurulması zorunluyken Büyükşehir belediyelerinde arkadaşlar bu dördünün kurulmasının yalın yanında yanlış hatırlamıyorsam ulaşım ulaşım da kurulması gerekiyordu. Toplamda 5'ti. Hocam hemen bakalım mı? Tabii ki bakalım. Nerede bunlar? Ulaşım dedim. İmar var, eğitim var, plan var, çevre var. Ulaşım komisyonu Büyükşehir Belediyesi'nde kurulması zorunluyken il özel idaresinde kurulması zorunlu olanlar arasında sayılmamıştır. Tamam. Demek ki belediye denince 2 komisyon zorunlu. Büyükşehir Belediyesi denince 5 komisyon zorunlu. İl özel idaresi İl özel idaresi denildiğinde 4 zorunlu olan komisyonu var. İmar ve bayındırlık komisyonu dışında komisyon olan çalışma süreleri meclis toplantı süresiyle sınırlıdır. Meclisi toplantısına mütakip imar ve bayındırlık komisyonları en fazla 10 en fazla 10 iş günü 10 iş günü, diğer komisyonlar 5 iş günü içerisinde kendisine havale eden, kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır diyoruz. Raporların bu sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır dedik. İhtisas komisyonlarının görev alanlarına giren işlerde bu komisyonlarda görüşüldükten sonra il genel meclisi karara bağlıyor. Nereye bağladı? Vali değil. Neresi? İl Genel Meclisi karara bağladı. Komisyon çalışmalarına uzman kişilerden yararlanılabiliyor. Komisyon raporları alenidir. Çeşitli yollarla halka duyurulur. Duydunuz mu? Komisyon raporlarının çeşitli yollarla ne yapılıyormuş? Halka duyuruluyormuş. Kendine gel. Kendine gel. Halka duyurulur. Kahvem soğumuş mu? Ilımış. İçilebilir. Videoyu başlat. Sonlandırdıktan sonra bir önceki videoyu direkt hemen başlattım. Şimdi arkadaşlar Komisyon raporları alenidir. Çeşitli yollarla halka duyurulur. İsteyen ilgilenen meclisinin tarafından belirlenecek olan bedel karşılığında verilir diyoruz. Denetim komisyonu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Demek ki nasıl belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi'ni denetlediysek her yılın Ocak ayında yapılacak olan toplantısında İl Özel İdaresi'nin bir önceki yıl gelir giderleri hesap ve işlemleri denetim için kendi üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı 3'ten az 5'ten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturuluyor. Bu denetim komisyonu her siyasi partinin ve bağımsız üyelerinin katılımı sağlanıyor. Katılımıyla oluşturuluyor. Komisyon vali tarafından il Dersi binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarını sürdürür diyoruz. Şimdi arkadaşlar denetim komisyonunun emrinde görevlendirecek kişi gün sayısı il genel meclis tarafından belirlenir. Uzman kişilerine aranacak nitelikler İl Genel Meclisi, İl Genel Meclisi çalışmalarına dair yönetmelikle düzenlenir diyoruz. Komisyon çalışmasını şubat ayının sonuna kadar tamamlar. Buna ilişkin raporu izleyen ayın 15. gününe kadar meclis başkanlığına sunar diyoruz. Konusu suç teşkil eden hususlarda ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunur. Şimdi arkadaşlar Buraya kadar önemli olan noktalardan bir tanesi burası. Yani bu videoda önemli olan noktalardan biri bura. Bir diğeri de arkadaşlar neredeydi o? Bakıyorum şu an arkadaşlar. Vaktinizi alıyorum. Aha da bura. Burada çok önemli. Şimdi devam ediyorum. Baya varmış bu arada. Devam ediyorum. Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları dediğimizde aklımıza il genel meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları soru, genel görüşme faaliyet raporlarının değerlendirilmesi. Şimdi burada sözlü ve yazılı olarak soru sorulabilir. Meclis üyeleri meclis başkanlığına önerge vererek il özel idaresiyle ilgili işler konusunda sözlü ya da yazılı olarak soru sorabilir. Soru, soru vali veya görevlendirilecek kişi tarafından sözlü ve yazılı olarak cevaplandırılır. Genel görüşmede ise arkadaşlar il genel meclisin 3'te 1 çoğunluğuyla yapılıyor. Faaliyet raporlarının değerlendirmesi vali Mart ayı toplantısının bir önceki yılına ait faaliyet raporlarını meclise sunar. Meclis eğer oran aynı arkadaşlar 4'te 3 çoğunluğuyla yeterli görmezse görülmezse yetersizlik kararı kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak meclis başkanlığı tarafından gereği yapılmak üzere nereye gönderiliyor arkadaşlar? İçişleri Bakanlığı'na gönderiliyor. Kim gönderiyor? Meclis Başkanı. Burada Meclis Başkanı vali olmadığından dolayı herhangi bir problem yok. Yani Meclis Başkanı birinci başkan vekili demiyoruz. Meclis Başkanı tarafından gönderilir diyoruz. Biz bunu belediyede ne demiştik? Belediye faaliyet raporlarının görüşülmesindeki toplantılara belediye başkanı başkanlık etmiyor. Birinci başkan vekili başkanlık ediyordu. Bunun sebebi belediye başkanı kendi hazırladığı faaliyet raporunun yetersizlik öngörüldüğünde 3, 4'lü 3 çoğunluğuyla tabii ki İçişleri Bakanlığı'na göndermeyecekti. Burada direkt Meclis Başkanı göndermiş oluyor. Çünkü Meclis Başkanı vali değil. Bu ayrım artık oturduğunu düşünüyorum. Meclis üyeleri il Genel Meclis üyeleri görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreli il özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan ya da dolaylı olarak taahhütte giremez komisyonculuk veya da temsilcilik yapamaz. İl Genel Meclisi Başkan ve üyeleri münhasıran kendileriyle ikinci derece kan ve kaynasımlarla evlatlıklarla ilgili işlerde görüş, görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamaz diyoruz. Meclis üyeliğine sona erer, ölümle sona erer, vade geldi gitti, istifa etti, kendiliğinden sona erer. Unutma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istifa durumunda kendiliğinden sona ermiyordu ama İl Genel Meclisi'nde ölüm ve istifa kendiliğinden sona erdiriyor diyoruz. Belediyede de bu geçerli. Büyükşehir Belediyesi'nde bu durum geçerlidir. Özürsüz ve izinsiz olarak arka arkaya 3 birleşim günü bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesi, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğun kararıyla verili. Arka arkaya 3 birleşim, bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesi savunma alınıyor dikkat şekil zorundalığı şekil e, şekil zorundalığı var arkadaşlar burada savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla üyeliği düşüyor diyoruz. İl meclisin üyeliği seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda valinin bildirilmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğinin düşmesine karar verilir. İl genel meclisin üyeliği valinin bildiriliyor neden dolayı bildiriliyor? Diyor ki efendim ey valim seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumu var. Vali bunu bildiriyor. Nereye bildiriyor? Danıştay'a bildiriyor. Potansiyel sorudur. Valinin bildirilmesi gelir. Bildirdiği yer gelir. Aman ha aman kaçırma. Ama neden dolayı? Ölüm, ölümden dolayı değil. istifadan dolayı değil arka arka üç birleşime katılmamasına dolayı değil, bir yıl içerisinde toplantıların yarısına katılmasından yarısına katılmamasından dolayı değil, seçilme yeterliğini kaybetmesinden dolayı. Yani eğer ki seçilme yeterliğini kaybediyorsan vali durumu danıştay'a bildiriyor. Danıştay tarafından üyeliğin sona eriliyor. Eğer ki bir bir toplantıya ardarda e, 3 arda veya da bir yıl içerisinde yarısından faz bir yarısına Toplantıların yarısına katılmamışsan ne yapılıyor arkadaşlar? Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla savunman alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla bu iki durumda üye tam sayısının salt çoğunluğuyla sona eriyor. Ölüm istifa durumunda kendiliğinden sona eriyor. Sınavda şöyle bir soru gelirse 1. Ölüm 2. istifa 3. Seçilme yeterliliğini kaybetmesi 4. Arka arkaya 3 birleşime katılmama durumu ee, yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kendiliğinden ilgilenen meclisi üyeliği kendiliğinden sona erer hangi durumlarda ölüm durumunda ve istifa durumunda veya da şöyle bir soruyu tek değiştiriyorum yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Hangisi ya da hangileri savunması alındıktan sonra İl genel meclisin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kararıyla üyeliği sona erer. Hangilerinde arkadaşlar? eee ard arda 3 birleşim veya da bir yıl içerisinde toplantılan toplantıların yarısına gelmeme durumunda yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri hatta şıkları şöyle yapalım A ölüm B istifa C ard arda 3 3 birleşime gelmemesi D bir yıl içerisindeki toplantıların yarısına katılmaması E E, e seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi aşağıda verilenlerden hangisinin hangisinde hangisinde eee e, ilgene meclisi üyeliği İlgilenmecisi üyeliği valinin bildirilmesi danıştay kararıyla üyeliğin düşmesine karar verilir. Hangisinde arkadaşlar seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda. İşte böyle potansiyel can alıcı sorular gelebilir. Buradan tekrar tekrar soru fazlasıyla yapılabilir. Ama olayın mantığını öğrendiysen aradaki farklılıkları görebiliyorsan anlatabildiysen Buradan gelecek soruyu çok rahatlıkla yapabilirsin. Peki meclisin fesi. İl genel meclisi kendisine kanunla göre, görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durumu il özel idaresine ait işleri aksatırsa veya da siyasi konularda karar alırsa İçişleri Bakanlığı'nın bildirilmesi üzerine Danıştay kararıyla sona ediyor. Seçilme yeterliliğini bak tekrar üstünde duruyorum. Seçilme yeterliliğini kaybetmesi durumunda İçişleri Bakanlığı bildirmiyor. Vali danıştaya bildiriyor ama siyasi konularda karar alırsa ilgilenen birisinin görevleri aksatması durumunda vali değil bu defa kim bildiriyor danıştaya arkadaşlar? İçişleri Bakanlığı bildiriyor diyorum. İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin fesine dair bildirimi ve birlikte top meclis toplantı ertelenmesini de isteyebilir. Bunu aynı şekilde arkadaşlar belediyede de yapıyordu. Ertelenmesini isteyen kimdi arkadaşlar? İçişleri Bakanlığı'ydı. Nereden istiyordu ertelenmesini istemeyi? Danıştay'dan istiyordu. Danıştay toplantıların ertelenmesi hususunda en geç bir ay içinde karara bağlar. Bu şekilde fes edilen meclisin yerine yeri seçilen meclis kalan süreyi tamamlar diyoruz. Boşalan meclis görevinin yerine getirilmesi İl Genel Meclisi, Danıştay tarafından fesli meclis toplantılarının ertelenmesi, yedek üyelerinin katılmasında üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi, geçici olarak görevden uzaklaştırılması, meclis üye tam sayısının yarısından fazlasının tutuklanması durumunda bu durumunda enjümen memur üyeler tarafından il genel meclisi görevi yürütülecek diyoruz. Hangi durumlarda arkadaşlar tekrarlayarım. Bunu belediyede de yapmıştık. Fesli veya meclis toplantılarının ertelenmesi, yedek üyelerle yarısının aşağı düşmesi üye tam sayısının geçici olarak görevden uzaklaştırılması, meclis üye tam sayısının yarısından fazla tutuklanması durumunda yerine bakacak yetkili makam enjümen memur üyelerdir aman dikkat memur üyelerdir. Hangi durumlarda erteleme, yarısına aşağı düşme, uzaklaştırma, yarısına fazlasının tutuklanma durumlarında karşıma çıkıyor. Arkadaşlar bu komisyon üyeleri tabii ki huzur hakkı alır. Yani bir gelir elde ederler. İl encümeni. Biz il encümenini şuraya hatırlayacağım. Dörtlü, dörtlü yazdık. Ne diyorduk? Ne diyorduk? O oh, şurayı sileyim bir saniye. Buraya diyorduk ki rengi de değiştirelim. Mavi olsun. 11 7 7 5 Evet söyleyelim. Büyükşehir Belediye Enjümeni 11 il belediyelerinde 7 100, nüfusu 100 bin üstünde olan belediyelerde 100 bin üstünde olan belediyelerde 7 diğer belediyelerde enjümen üyesi 5. Şimdi geldik il enjümenine. Bak burada belediye enjümeni demiyor. Burada büyükşehir belediye enjümeni demiyor. Burada il enjümeni diyor. Aman ha aman sınavda sonra sana soru olarak gelirse il enjümeni nerede yer alır? İl enjümeni il özel özel idaresi içerisinde yer alır. İl özel idaresinin altında il genel meclisi vali ve il enjümeni yer alır diyeceksin. Yani sana doğrudan il enjümeninin bulunduğu yeri sorabilirler soru olarak. Veya da, veya da 7 üyeden oluştuğunu sorabilirler. Vali var, genel sekreter var, 3 üye var, 2 üye buradan var. Valinin katılamadığı toplantılara kim başkanlık ediyor arkadaşlar? Genel sekreter başkanlık ediyor. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi'nin de Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da katılamadığı toplantılara kim başkanlık ediyordu? Bu sefer Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri başkanlık ediyordu. İl Özel İdaresi'nde de İl Enjümeni Başkanlığı'nda toplanır. Yani bak buranın başkanı kim? Vali. Vali. İl Enjümeni'nin başkanı vali. Vali bulunamadı, katılamadı toplantılara genel sekreter başkanlık eder. Demek ki genel sekreter kısmı iki şekilde karşıma çıkıyor. Bir, Büyükşehir Belediyesi'nde karşıma çıkıyor genel sekreter. Bir diğeri de arkadaşlar il özel idaresinde genel sekreter karşıma çıkıyor. Peki enjümenin görevleri nelerdir? Kaç kaçmış arkadaşlar? Demek ki buraya buraya bir de neyi ekliyoruz? İl il encümeni de ekliyoruz diyorum. İl encümeninin sayısıyla illerde bulunan il belediyelerinde bulunan enjümen sayısı 7. 100 bin üstünde ise 7 diğer belediyelerde 5, Büyükşehir Belediyesi'nde 11 enjüme sayısı mevcuttur diyoruz. Stratejik plan ve görüş bildirimi arkadaşlar. Kamulaştırma kararı alıyor. Önemli kamulaştırma kararını sınavlarda soru olarak soruyorlar. Aman aman dikkat. Görüş dedik mi? Enjümende. Kamulaştırma kararı dedik mi? Enjümende. İkinci düzey enjümende. Birinci düzey nerede? Birinci düzey İl Genel Meclisi'nde harikasın. Cezaları vermek aman çok önemli olan ikinci yetkisi arkadaşlar. Bu yetkide nerede diyoruz? Encümende diyoruz aman ha aman şöyle kamulaştırma ve e, cezalar vermek. 3 yılı geçmeyecek kiralara kiralamalara karar verecek. 3 yıl üstündeki kiralamalara İl Genel Meclisi karar veriyordu. E, umuma açık. Belediye sınırları dışında umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Belediye sınırları içerisinde arkadaşlar belediye enjümenine ait. Belediye sınırları dışında kime ait arkadaşlar? İl enjümenine ait diyoruz. Toplantıları haftada en az bir defa yapılır. Toplantılara üye tam sayı saat çoğunluğuyla toplantı, to, katılır. Saat çoğunluğu katılanların saat çoğunluğuyla karar verilir. Eşitlik çıkması durumunda Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimsel oy kullanılamaz. Aman ha aman dikkat et. Şeyde il genel meclisinde çekimsel oy kabul edenler etmeyenler çekimsel. Çekimsel oy kullanılabilirken il enjümende il çekimsel oy kullanılamaz diyorum. Peki encümen gündem, e, gündemini kim belirliyor arkadaşlar? Vali tarafından belir, belirlenir ve Enjümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir. Enjümen gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlıyor. Gündemi kim belirliyor? Vali. Ne kadar sürede e karara bağlıyor? En geç bir hafta içerisinde. Haftada en az ne kadar toplanıyor arkadaşlar? Bir defa toplanır. Toplantı üye tam sayı salt çoğunluğuyla toplanıyor. Katılanlar salt çoğunluğuyla karar veriyor. Peki vali diğer mevzuat hükümleri ve ilgilenen kararlarına aykırı gördüğünde Vali kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle İl genel meclisi kararlarına aykırı gördüğünde enjümen kararını bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Şimdi rengi değiştirdim. Şunu alalım. Bir sonraki toplantıda görüşülmesini isteyebilir. Enjümen kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu bu takdirde vali kesinleşen enjümen kararının uygulanmasını durdurur. İdari yargıda idari yargı mercisine yürütmeyi durdurma talebiyle birlikte 10 gün içerisinde başvurur. İtiraz Danıştay'ca en geç 60 gün içinde karara bağlanıyor. Şimdi enjümen bir karar aldı. Enjümenin kararını ne yaptı? Tekrar görüşmesini istiyor. Bir sonraki toplantıda vali. Eğer ki enjümen kararında ısrar ediyorsa vali diyor ki kesinleşen enjümen kararının uygulanmasını durdurur. İdari yargıya yürütmenin durdurma talebiyle birlikte 10 gün içinde başvuruyor. İtiraz ettiği yer neresi? Danıştay. E Danıştay ne kadar sürede karara bağlayacak? 60 gün içinde karara bağlayacak diyoruz. Şimdi geldik valiye. Vali il özel idaresinin 3. organı. Yani bir tarafta il enjümeni, bir tarafta il genel meclisi, bir tarafta kim var arkadaşlar? Vali. Geldik valiye. Valinin görevleri. Şimdi ne yapacak? Tabii ki il özel idaresi teşkilatının en üst amiri, il özel idaresi teşkilatını sevk ve idare eder. İl özel idaresinin hak ve menfaatlerini korur. Bir tören varsa, bir devlet dairesinde temsilcilik varsa, davacı veya davalı konudaysa kim temsil edecek? Vali temsil edecek. Vali temsil edecek. Vali il başkanlık eder. Bak, görevlerinden biri buydu zaten. İl başkanlık ederdi. İl vali başkanlık edemediği durumda genel sekreter başkanlık ediyordu. Unutma. Size sınavda il özel idaresi içerisinde yer alan valinin görevlerinden biri değildir diye Koyduklarında şıkkın birine şunu koyacaklar. İl genel meclisinin başkandır diyecekler. Sen yemezler diyeceksin. İl encümenine başkanlık eder. İl özel idaresinin personelini atar. atar. i̇l özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare eder. Gelir ve alacaklarını takip ve tahsil eder. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak gibi yetkileri var. İl genel birisi ve il enjümeninin kararlarını uygular. Şartsız bağışları kabul eder. Şartlı bağışları kim kabul ederdi arkadaşlar? Şartlı bağışları il genel meclisi şartlı bağışları kabul eder. Şartsız bağışları vali kabul eder. Bütçeyi uygulamak. il halkının huzur ve esenliğini sağlamak. Ee, yine arkadaşlar bütçeyi hazırlayan kim? Vali. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmakta valinin görevinde diyoruz. Vali stratejik plan ve performans planı hazırlama gibi yetkisi var arkadaşlar. Bunu mahalli idareler genel seçiminden itibaren 6 ay içerisinde hazırlayıp il genel meclisine sunuyor. İl il özel idaresinde stratejik plan ve performans planı vali tarafından hazırlanıyor. E, mahalli lider gene seçimlerine itibaren 6 ay içerisinde hazırlanacak. Belediyede de bu süre 6 ayda arkadaşlar. Nereye sunacak? İl genel meclisine sunacak diyoruz. Hazırlayan süre ve sunulduğu yer potansiyel sorudur. Aman ha aman, kaçırma diyorum. Hazırlayan vali 6 ay içinde hazırlanacak. Mahalli idare gene seçimlerine itibaren sunduğu yer il genel meclisidir diyorum. Peki. il Genel Meclisi'nce kabul edildikten sonra yürürlüğe girecekleri. Yetki devri, vali yetkilerini vali yardımcısına devredebilir. İlçelerde kaymakamlara devredebilir. Başka, başka nereye devredebiliyor arkadaşlar? Yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresi görevleriyle, görev, il özel idaresindeki yöneticilik sıfatı bulunan il özel idaresindeki görevlilere de devredebiliyor. Şimdi geldik arkadaşlar. Geldik. Ee, i̇l İtiraf itiraf halinde temsil etkisinin devri. Burada vali birinci, ikinci derece yakın hısımları, kan ve kayın hısımları, izo idaresiyle itiraflı olduğu durumlarda dava açılması durumunda meclis başkanı il özel idaresini temsil edecek vali değil. Görevden uzaklaştırma, görevli ilgili bir suç nedeniyle haklarında, haklarında Soruşturma ve kovuşturma açan il idaresi organları veya bu organların üyeleri geçici bir önlem olarak geçici bir önlem olarak görevden uzaklaştırılabiliyor. Görevden uzaklaştırma ne kadar sürede bir kontrol ediyor arkadaşlar? 2 ayda bir kontrol edilir. Gereksiz kalırsa kaldırılır. Yine arkadaşlar görevden uzaklaşma il özel organları bu organlar üyeleri hakkında takipsizlik kararı verilmesi, soruşturmaya izin verilmemesi, dava konusunun düşmesi, beraat kararı verilmesi durumunda veya da genel af ile ortadan kaldırılması, görevden düşürülmeyi gerektiren bir suçla mahkum olunması, görevi görevinden düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkum edilmesi durumunda uzaklaştırma önlemi kaldırılacaktır diyorum. İl Özel teşkilatı, genel sekreterlik, mali işler, sağlık, tarım, hukuk işleri, insan hakları, imar. Bu arkadaşlar e, kaymakamlıkta da gelmiyor. Çok detaydır ama e, vermeden geçmek istemedim. E, soru gelme potansiyeli çok düşük. Sadece e, sağlık, tarım, hukuk işleri böyle bir kulak dolguluğunuz olsun yeterlidir. Ama şurayı detaylandıracağım. Şimdi arkadaşlar geldik genel sekretere. Genel sekreter il özel idaresi hizmetlerinde vali adına ve onun emri yönünde mevzuat hükümlerini, il genel meclisi ve il enjümen kararlarını, il idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Kim bunu düzenliyor arkadaşlar? Kim bunu düzenliyor? Genel sekreter. Bu amaçla il özel idaresinin kuruluşlarına gereken emirleri verir. Kuruluşlarına gereken emirleri verir. Bunların uygulanmasını gözetir ve denetler genel sekreter yukarıda verilen hizmetlerin yürütülmesinde kime karşı sorumlu? Valiye karşı sorumlu. Nereden gelen sekreteri bu? Büyükşehir'in değil, il özel idaresinin genel sekreteri. Şöyle ortalayayım. Tamam. Genel sekreteri diyoruz arkadaşlar. Genel sekreter kime karşı sorumluymuş? Valiye karşı. Toplam nüfusu 3 milyona kadar illerde ihtiyaca göre en fazla 2 toplam nüfusu 3 milyona kadar olan illerde toplam ee, toplam genel sekreter bir saniye İk, genel sekreter yardımcısı 2 nüfusu bunun üzerinde olan illerde en fazla arkadaşlar 4 genel sekreter yardımcısı kadrosu ihtas edilir diyorum bak tekrarlayarım burayı genel sekreter genel sekreter yukarıdaki hizmetlerin dolayı valiye karşı sorumlu toplam nüfusu 3 milyona kadar olan yerlerde en fazla 2 3 milyonun üstündeyse arkadaşlar ne yapıyoruz? 4 genel sekreter yardımcılığı kadrosu verilir diyoruz. Şimdi asıl soru gelecek nokta biri aha da bura biri de aha da burası. Şimdi biraz sonra da bunun karşılaştırmasını yapacağım. Ben size demiştim ki büyük şehri anlatırken arkadaşlar genel sekreterin atanma şekli il özel idaresindeki genel sekreterle karıştırılıyor. Sınavda da bununla ilgili henüz bir soruya ben rastlamadım. Önümüzdeki yıllarda bununla ilgili bir karşılaştırma sorusu gelirse efsane ters köşe yapar. Yani büyük şehirle büyük şehirle neyi karıştırır öğrenciler arkadaşlar? İl özel idaresindeki genel sekreteri karıştırır atanma şeklini. ÖSYM de bunu bilir. Bu şekilde de yapar veya da soru hazırlayan hocalar da bu şekilde yapıyor. Şimdi bakalım norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, tarafından müşterek olarak belirlenir. İlozey dersinin personeli vali tarafından atanır ve ilk toplantıda il genel meclisinin bilgisine sunulur. İşte genel sekreter nasıl atanıyor? Valinin teklifiyle İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla atanır. Aynı usulle de görevden alınır. Aynı usulle atanıyor. Ya, bir usulle atanıyor. O ataldığı aynı usulle de geri görevden alıyorsa biz buna ilerleyen videolarda göreceğiz. Yetkide, yetkide paralellik ilkesi diyeceğiz. Yetkide paralellik ilkesi. İl uzayı dersinin personeli vali tarafına atanıyor mu? Evet efendim. Nerenin, nereye, nerenin bilgisine sunuluyor? İl genel meclisinin bilgisine sunuluyor. Bunların atanmasında norm, ilke ve standartlar kim tarafından müşterek kararname ile müşterek olarak belirleniyor? İçişleri Bakanlığı tarafından ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirleniyor. İki bakanlık devrede dikkat dikkat dikkat. Tamam. Size sınavda muhtemelen İçişleri ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı diyecekler. Yemezler de İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diyorum. Peki. Bir ses mi geldi? Yok. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Devam ediyorum. Genel sekreter nasıl atanıyor? Valinin teklifiyle atanıyor. Bak normalde personeli vali doğrudan atıyor, atıyor ama genel sekreter doğrudan atayamıyor valinin teklifi İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla atanmış oluyor. Şimdi hocam bunu gel karşılaştıralım. İl özel idaresinde atanma şekli genel sekreter valinin teklifi İçişleri Bakan onayıyla. Ama Büyükşehir Belediyesi'ndeki genel sekreter ise belediye başkanının Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Bakanı onayı ile atanır diyoruz. Şimdi iki tarafta da genel sekreter var. Biri il özel dersinde genel sekreter, biri Büyükşehir Belediyesi'ndeki genel sekreter. Buradaki genel il özel dersindeki genel sekreterdeki kral kim? Buranın kralı kimim? Kim arkadaşlar? Vali. Buranın kralı kim? Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki benim sekreterimse teklifi ben, yap, ben yaparım. Vali diyor ki benim sekreterimse teklifi ben yaparım. Hocam teklifi nereye yapacaksınız? Teklifini nereye yapacaksınız ya? Kendinize gelin. Kime gideceğim ben? Tabii ki belediye dediğimde ilk gideceğim yer çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığı. İl özel idaresi dediğimde ise vali diyor ki beni gideceğim yer bellidir kardeşim. Bakanlığıma, kendi bakanlığıma giderim. İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla atanıyor. Bir tarafta büyükşehir belediyesi, bir tarafta il özel idaresi. Ahan da buraya yıldızı koydum. Yıl 2022 beklediğim potansiyel bir sorudur sınavda çıktığında size bunu hatırlatacağım. Bu videoyu hatırlatacağım. Peki arkadaşlar geldik il özel idaresinin denetimine. İl özel idaresinin denetimi dediğimde iç ve dış denetim, hukuka uygunluk, mali denetim, performans denetim olarak karşıma çıkıyor. Bu denetim sonucunda da arkadaşlar kamuya duyurulur diyorum. Potansiyel yer burasıdır. Şimdi arkadaşlar geldik faaliyet raporlarının faaliyet raporlarının Hazırlanmasına kaç dakika oldu? 28 dakika oldu. Videoyu kesersem diğeri çok kısa bir video olur. Ee, gelir giderleri bir defa okumanız yeterlidir. Bütçenin hazırlanması. Ee, kesin hesap. Arkadaşlar anlatacağım ya. Hadi bana 2-3 dakika daha izin verin. Burayı anlatacağım. Diğer video direkt köy kanunuyla başlasın. Şimdi arkadaşlar geldik faaliyet raporlarına. Faaliyet raporları. Kim tarafından hazırlanıyor faaliyet raporu? Vali tarafından hazırlanıyor. Faaliyet raporu Mart ayında ya vali tarafından ya da valinin genel sekreteri tarafından meclise sunuyor. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığı'na gönderilir ve kamuya açıklanır. Mart ayı Mart ayı Mart ayı toplantısında açıklanıyor. Kim, kim tarafından? Valiye. Vali tarafından hazırlanıyor. Mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından meclise sunuluyor. Hangi meclis? İl, genel meclis tarafına sunulur. İçişleri Bakanlığı'na da bir örneği gönderilir. Hizmetlerde aksama durumu söz konusu olduğunda kim arkadaşlar bunun tespitini bakanlığın talebi üzerine kim tespitini yapıyordu? Sulh hukuk hakimi yapıyordu. Belediye kanununda, belediyede üzerinde çok durduk bunun. İçişleri Bakanlığı hizmetlerde meydan meydana gelen aksamaların giderilmesi, hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek il özel idaresinden ister. Aksama giderilmez ise söz konusu hizmeti yerine getirilmesine o ilin valisinden istenir. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşa imkanlarıyla kullanılarak o yerde hizmet yapılır. Çıkan maliyet valiler tarafından il, iller bankasına bildiriliyor. İller bankası da onlara gelen bütçeden keserek aktarıyor. Bu e, hesap kapanmış oluyordu. Detaylı bir şekilde belediyede bunları anlattık. Arkadaşlar gelir ve giderler olayı sizde geldik bütçeye. Şimdi arkadaşlar gelirler nelerdir? Giderler nelerdir? E, bir defa okumanız yeterlidir. Şimdi arkadaşlar bütçe mali yıl ve izleyen 2 yıl için yapılır. Kim tarafından hazırlanır? Vali tarafından hazırlanır. Bütçe yılı devlet mali yılıyla aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Peki devam ediyorum. Eylül ayının başında kime gönderiyor arkadaşlar? ile enjümene gönderilir. ile bununla ilgili ne verecek? Görüş verecek. Görüş. Görüş verdikten sonra Kasım ayının birinci gününden önce yani Kasım ayının ilk gününe kadar İl Genel Meclisi'ne bunu sunar. İl Genel Meclisi tasarısını yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder ama değiştirdiğinde gider arttırıcı gelir Azaltıcı teklifte bulunamaz. Değişiklik yapılamaz. Bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi durumunda vali görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığı'na bildirir diyoruz. İçişleri Bakanlığı 30 gün içerisinde vereceği karar kesindir. Tamam. Bak burada bütçe kesinleşmedi ne oluyor? Vali durumu görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığı'na bildiriyor. İçişleri Bakanlığı 30 gün içerisinde vereceği karar kesindir diyoruz. Hazırlayan bütçeyi vali, görüş veren il enjümeni, kabul eden il genel meclisi. Harcama yetkisi il özel dersi bütçesine ödenek tahsis edilen bir harcama biriminin en üst yönetimi en üst yöneticisi harcama yetkisidir. İlçelerde en üst yönetici kimdir? Kaymakamdır. Kaymakam harcama yetkilisi olarak karşıma çıkıyor. Peki bütçe her yıl bütçenin kesin hesabı. Her yıl her yıl bütçesinin kesin hesabı şöyle olur arkadaşlar. Geçmiş yıllarda bu bütçenin denetimi, gelirleri, giderleri nereye harcandı, nereden gelir geldi? Gelen gelir, giden e, harcanan paralar bunlar denk mi? Bunun muhasebesini yapma olayına ben ne diyorum? Kesin hesap diyorum. Vali tarafından hesap döneminin bitiminden sonraya gelen Mart ayında enjüme sunulur. İl genel meclisi Mayıs ayı toplansa görüşerek bunu karara bağlar diyorum. Şimdi eğer bütçeyle ilgili bir düzenleme yapılacaksa, bir yönetmelik çıkacaksa kimden destek alacak? İçişleri Bakanlığı kimden görüş alacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan görüş alarak bir yönetmelik çıkartacaktır diyorum. Peki herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesi kesinleşmemiş ise yeni bütçenin kesinleşmesine kadar geçen yılın bütçesi uygulanır. Tamam. Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış kabul edilecektir. Geldik son başlık diye biliyorum. Evet son başlık. Son başlıktayız. Kalemi değiştirdim. Kaç dakika oldu? 33 dakika. İl özel İdaresi kendisine verilen görev ve hizmetleri alanlarıyla ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Aman aman dikkat et şahıs şirketi değil sermaye şirketidir. İl özel idaresinin genel bütçeli kuruluşlarda, sosyal güvenlik kuruluşlarında, mahalli idareleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından olan Özel hukuk, kamu hukukuna tabi olacak ve borçların takas veya mahsup edilir. Bu kamu kurum, kuruluşların bütçede yeterli ve gerekli ödenek konulur. Takas ve mahsup işlerine ilişkin usul ve esaslar A sınavda beklediğim bir soru tipi de budur arkadaşlar. Bir yönetmelik çıkartılacak. Borçlanma ile ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili takas ve mahsup işlemleri yapılacak. Yani bu borcun yerine bunu sayalım. Takas yapıyor, tamam mı? Bu borcun yerine buradan düşelim. Mahsup yapıyor. Bu durumda, bu durumda İçişleri Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle düzenleniyor. Bak bütçeyle ilgili, bütçenin muhasebe işlemleriyle ilgili usul ve esaslarda Hazine ve Maliye Bakanlığı görüş verip İçişleri Bakanlığı burada yönetmelik çıkartırken borçlanma, takas, mahsupla ilgili bir işlem esas ve usulü belirlenecekse İçişleri Bakanlığı'nın görüşü alınır demiyor. Olumlu görüşü alınır. Dikkat mevzuatı böyle okuman gerekiyor. Olumlu görüşü alınır. Sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir yönetmelik çıkartılır. Yönetmeliği çıkartacak yetkili makam bir sorudur. Yönetmelik için görüş olumlu görüş aldığı yer sorudur. Sınavda bunun yerlerini değiştirme ihtimalleri çok yüksektir. İdari yaptırımları kim karar verecek? İl encümeni karar verecek diyorum. Geldik arkadaşlar köy kanununa. Köye geldik. Evet yorulduk. İkinci videoydu ama yorulduk. Güzel oldu bence. Çok da güzel kaliteli bir içerik olduğunu düşünüyorum. Ee, gelecek soruları çok vurgu yaptım. Ee, potansiyel sorudur dediğim yerlere mutlaka ders notların üzerinden. Ders notu kitabının üzerinden yıldızları koy. Boya tekrar ettiğinde bu nokta atışı yerler çok ihtiyacını görecek. Sınava girip çıktığında. Aa bura çıktı bura çıktı bura çıktı. Of süper harika doğru yapmışım diyeceğini adım gibi eminim. Haydi bakalım hakkında hayırlısı olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoş ol, hoşça kal. Galiba yoruldum. Haydi bakalım ben küçük bir çay molası veriyorum.